Raç sen miydin? Demek Alya'ya bütün suçlarında yardım eden kişi sendin. Hayır Bragia. Bir yanlış anlaşılma var. Raç böyle bir şeyi asla yapmaz. O asla yanlış bir şey yapmaz. Öyle değil mi Raç? Onu hepiniz çok iyi tanırsınız. Ne kadar dürüst ve masum olduğunu biliyorsun. Biri ona komplo kurduğu için böyle oldu. Kesinlikle birileri bize komplo kurmaya çalıştı Bragia, inan. Bragia, ikimizin de burada olma nedeni aynı değil mi? Tanıyı 1 milyon rupiye verecek kişiyi yakalamaya geldik. O kişi nasıl Raj olabilir? He? Peki eğer o değilse burada ne arıyor? Bragia, ben ona Tanu'ya 1 milyon rupi verecek kişiyi yakalamaya gideceğimi bugün söyledim. Hatta o da bana sakın bu işe bulaşma dedi. Başım belaya girer dedi. Beni uyarmıştı biliyor musun? O beni uyardı. Raj, haksız mıyım? Buraya neden geldiğimi sana bugün söylemiştim, hatırlıyor musun? Anlatsana onlara, yanlış anlamaları ortadan kaldır. Onlar seni suçluyorlar Raj. Neden bir şey söylemiyorsun? Onlara anlatsana hadi. Sessizliği bize bilmemiz gereken her şeyi söylüyor. Masum olup olmadığını da. Sen bunu bize nasıl yaparsın Raç? Alya'ya bütün o suçlarında sen mi yardım ettin yani? Hayır. Abi hayır, bunu yapamazsın. Orada neler oluyor acaba? Pragya o adamı yakalamayı başardı mı? Abi Tanu ile ilgili gerçeği öğrendi mi? Ay bunu nasıl öğreneceğim? Evet, onu arayıp soracağım. Hayır. Eğer henüz onu yakalamadıysa benim yüzümden başı çok büyük bir belaya girebilir. Abi, neler oluyor? Büyük anne neler olduğunu ona sormalısın. O benim abimdi. Meğer neler yapmış ona sor hadi. Neler diyorsun sen? Raç ne yapmış ki? Büyük anne artık bu ailede hiç kimseye güvenemem. Biz yalnızca bir arada yaşıyoruz. Kimse kimseyi umursamıyor. Neler söylüyorsun sen? Raç ne yaptı? Bence ne yaptığını kendine sormalısın. Ama o benim abim olduğu için nasıl bir cezayı hak ettiğine de sen karar vereceksin. Hayır abi. Büyük bir yanlış anlaşılma var. Raj bunu asla yapmaz. Bunu bilmiyor musun? Ailemizdeki herkes onun ne kadar dürüst olduğunu bilir. Bunu asla yapmaz. Neden böyle bir şey yapsın ki? Abi, Alya'ya yardım eden kişi o olamaz. Bragia'yı öldürmek isteyen kişi de o olamaz. Bu mümkün değil. Raj, doğru mu bu? Sen gerçekten... Büyük anne, sen de onu yanlış anlıyorsun. Raj'ın adaletli bir insan olduğunu bilmiyor musun? Ondan nasıl şüphe edersin? Büyük anne, lütfen abiyi anlatmaya çalış. Lütfen onun anlamasını sağla. Raj asla ailesine zarar verecek bir şey yapmaz. O abiye asla böyle bir şey yapmaz. Abi onu yanlış anladı büyük anne. Bu bir yanlış anlama falan değil Mithali. Gerçekler apaçık ortada şu an. Yalnızca evde değil, ofiste de benzer şeyler yaptım. Her şeyi bizzat kontrol ettim. Raj'ın ofisinde güya abi tarafından atılmış sahte imzalı belgeler buldum. Abinin tüm parasını alarak onu yok etmeye çalıştığı net bir şekilde belli oluyor. Hepsini bizzat kontrol ettim. Tüm detaylar bilgisayarında kayıtlı zaten. Her şey apaçık ortada olduğuna göre neden hala onun hatalarını örtbas etmeye çalışıyorsun? Ayrıca
Pragya'ya yapılan saldırıya gelecek olursak. Bence Raj bu olaya da dahil. Çünkü Raj bu işleri Pragya bu eve gelmeden önce de yapıyordu. Pragya tüm mal varlığını kendi üzerine yaptığında Raj sahtekarlık yapamamaya başladı ve 5 parasız kaldı. Raj'ın Pragya'dan kurtulmak istemesinin tek sebebi bu işte. Hayır Prab. Raj böyle bir şeyi asla yapmaz. O gerçekten dürüst, sözünün eri bir adamdır. Bunu herkes bilir. Raj bunu nasıl yapsın? Burada yanlış bir şeyler var. Raj. Raj bir şey söyle. Neden bir şey söylemiyorsun? Konuşsana. Herkese masum olduğunu söyle. Raj. Hatırlıyor musun? Belediyede çalıştığın zaman ona böyle şeyler yapmasını söylerdim. Ama bunu yapmayı asla kabul etmezdi. Hayır. Mithali, ben böyle bir şey yapamam derdi. Bunu söylediğim için beni azarlardı, değil mi? Raj. Raj böyle utanç verici şeyi nasıl yapsın ki? Ha? Hayır. Söyle onlara Raj. Raj söylesene. Hadi söylesene Raj. Lütfen bir şeyler söyle. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söyle. Her şey ortadan kalksın Raj. Hadi söyle. Yeniden seni kaybetmek istemiyorum Raj. Yaptıkları suçlamaların asılsız olduğunu ispat et. Bir şey söyle. Doğru söylüyorlar. Abi yok etmesi için Alya'ya yardım eden kişi bendim. Seni hain. Böyle bir şey nasıl yaparsın? O çok çalıştı ve hepimize bakmak için para kazandı. Senin bütün isteklerini yerine getirdi. Ama sen onun düşmanıymış gibi onu mahvetmeye çalıştın. O sana herkesten çok daha fazla saygı evet, duydu. Evet, onu mahvetmek istedim. Bunu yaptım. Benim hakkındaki düşünceleriniz umurumda değil. Yaptıklarından en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Bunu ona neden yaptın? Onun sana ne zararı dokundu? Bilmiyor musun sen? O bana insanın ancak düşmanına yapabileceği bir şey yaptı. Evet. Düşmanına yapacağım. Düşmanlığı o başlattı ve ben de devam ettim. Kardeşlik lafla olacak bir şey değildir. İsa kardeşine kardeş gibi davranır. Kardeş gibi muamele eder. Bunu herkes biliyor. Hapishaneye girmeden önce onları hiç yardım istemedim. Ama ben hapse girdiğimde o benden ne kadar nefret ettiğini ispatladı. Ona masum olduğumu söyleyip durdum. Ben yanlış bir şey yapmamıştım ama... Ama o beni hapse gönderdi. Buna da tamam ama... Beni ziyarete bile gelmedi. Bırakın onu. Beni bu aileden kimse ziyarete gelmedi. Aile olduğumuzu söylüyorsunuz, öyle mi? Ha? Hiç kimse benim gibi dürüst bir insanın nasıl böyle bir şey yaptığını sorgulamadı bile. Hiç kimse beni hapse ziyaretime gelmedi. Sadece Mithali beni görmeye geldi. Hiçbiriniz beni ziyaret etmediniz. Ve beni oradan çıkartmaya bile çalışmadınız. Bunu yapmadınız bana. Hiçbirinizin beni görmeye gelmemesi benim hatalı olduğumu düşündüğünüzü çok iyi göstermiş oldu. Beni bugün olduğum kişiye dönüştüren asıl insanlar sizlersiniz çünkü. Ben bu arada bir şeyi fark ettim. Para bu dünyadaki en büyük güç. Paran varsa insanlar sana saygı gösteriyorlar. Şöhretli ve popülersiniz. Abi kadar güçlü ve paralı olsaydım onun gibi insanlar bana saygı duyardı. Herkes bana saygı duyardı. Herkes bana bayılırdı. Onlar seni sevmiyorlar. Yalnızca paranın peşindeler. Sen de bunu biliyorsun.
Mitali bana parayı nasıl kazandığımın bir önemi olmadığını, asıl önemli olanın para sahibi olduğunu söyledi her zaman. Çok para sahibi olmak önemliydi çünkü. Abinin bana karşı tavırlarını gördüğümde ben de para kazanmaya karar verdim. Nasıl sonuçlarınsa sonuçlansın, sadece bir yolunu bulup para kazanmak istedim. Zengin olmak ve onu mahvetmek istedim. Gün gelince hepiniz benim hapiste çektiğim acıların aynısını yaşayacaktınız. Ve ben bunu yaşamanızı istedim. Hepinizin. Ve bugün hepinizin acı çektiğini görüyorum. Onu tamamen mahvedemediğim ve bu işi sonuna getiremediğim için tamamen üzgün olmamdır. Bunun tek sebebi sadece ve sadece Pragya. Ne oluyor? Niye burada toplandınız? Bir şeyler mi planlıyorsunuz? Neden burada böyle dikiliyorlar? Bunu öğrenmem lazım. Abi Raj'la birlikte üst kata çıktı. Çok sinirli görünüyordu. Neden? Raj ne yaptı ki? Hiç kimse bu evde olanları bana anlatmıyor ki. Bilmiyorum, sana gördüklerimi söyledim. Şimdi git orada neler olduğunu öğren. Ne oldu anne? Neden hepiniz burada duruyorsunuz? Birini mi bekliyorsunuz? Aman Tanrım. Yoksa abi Raj'ın sırrını öğrenmiş olabilir mi? Ama nasıl? Raj her zaman tedbirli davranırdı. Geriye hiçbir ipucu bırakmazdı. Peki abi nasıl öğrendi? Yukarı çıkıp bakayım. Belki konu başka bir şeydir. Şu an üst kata çıkamazsın. Sen kimsin de beni durduruyorsun? Tanu. Seni bilgilendireyim. Kendisi benim karım olur. Ve bu ailenin gelini. Ben de seni bilgilendireyim. Ben de abinin karısıyım. Abiyle henüz evlenmediniz. Her neyse, seni ben durdurmuyorum. Sadece abinin talimatlarını uyguluyorum, o kadar. Ona karşı gelmek istiyorsan eğer buyur. Üst kata çıkabilirsin. Aa, abinin talimatı olduğunu önceden söylemeliydin. Bir dolu plan yaptım. Abinin parasına el koymak için çok uğraştım. Tek bir imza sayesinde bu kadın her şeyi kendi üzerine geçirmeyi başardı ama umudumu kaybetmedi. Yaptığım şeye devam ettim. Yakalanmayacaktım, biliyordum. O kadının aptallığı sayesinde bunların hepsi oldu. Sırlar ortaya döküldüğüne göre sana bir gerçeği söylemem lazım. Senden nefret ediyorum. Bu dünyada en çok senden nefret ediyorum. Sonucun ne olacağı umurumda bile değil. Hapse de girebilirim, dar ağacına da gidebilirim. Ama senden daima nefret edeceğim. Senden intikamımı alacağım. Seni yok etmeye çalışmaya devam edeceğim. Evet abi, gerçeklerin ortaya çıkmasına sevindim. Bence bu iyi oldu. Artık saklamam gerekmeyecek. Şimdi seni ulu orta mahvetmeye çalışacağım. Ne oldu? Beni hapse mi göndereceksin? Ha? Ama bir gün serbest kalacağım. Ve serbest kaldığımda seni yeniden mahvetmeye çalışacağım. Sana olan nefretim asla tükenmeyecek. Bunun ağırlığına sen de katlanmak zorunda kalacaksın. Beni sen değiştirdin abi. Bu yüzden senden intikamımı alacağım. Biliyor musun? İsteseydim bütün bunlara engel olabilirdim. Ne seni mahvetmeye çalışırdım ve de Ali'ye destek olurdum. Hatta Ali'ye ne kadar yanlış yaptığını da anlatırdım. Ama hayatta en çok güvendiğim insan benim güvenimi kırdı. En çok saygı duyduğum insan. Ve benim yanımda olmayan o insandan bahsediyorum. Etrafta dolaşıp herkese en sevdiğin iki insanı kaybettiğini söylüyorsun. Birincisi büyük anne, ikincisi de Alya. Aynı şekilde benim de en çok güvendiğim kişi Mitali ve sendin. Biliyorsun bunu. Seni her zaman el üstünde tuttum ama sen beni yüzüstü bırakarak hayal kırıklığına uğrattın. Senin hatan yüzünden hapse girmek zorunda kaldım. Bana güvenmemen senin hatandı. Bana inanmadın.
Gerçekleri öğrenmeye çalışmadın. Bu duruma düşmemin tek sorumlusu sensin. Ailemiz senin yüzünden paramparça oldu. Sen bunları yapmayabilirdin. Ama hiçbirini umursamadın. Raç, bu ailenin onun yüzünden dağıldığını kesinlikle söyleyemezsin. Yalnızca onun kararını hatırlıyorsun ama onun hep doğruları savunduğunu unutuyorsun. O zaman bile doğruları savunmuştu. Bütün deliller senin aleyhineydi. Sen bile kendi masumiyetini ispat edememiştin. Onun yaptığı tek şey doğruları savunmaktı. Masumiyeti kanıtlanamayan herkes suçlu değil. Masumiyeti kanıtlayamamam benim suçum olduğunu göstermez. Ne tuhaf. Beni abisi olarak görüyor. Ama bana bir kez bile güvenmedi. Suçlu olup olmadığımı öğrenmeye çalışabilirdi. Eğer bunu yapsaydı asla bu noktaya gelmeyecekti. Bu durum tamamen senin suçun. Bu duruma düşmemizin tek nedeni sensin. Bu yüzden artık seni kardeşim olarak görmüyorum. Benim tek ailem karım ve çocuğumdur. O zaman sen de en az abi kadar suçlu sayılırsın. Çünkü sen de gerçekleri fark edemedin. Sen de karının gerçek yüzünü görmeyi başaramadın ne yazık ki. Ne demek istiyorsun? Neden bahsediyorsun? Abi senin masumiyetine inanmadı diye her şey için onu suçluyorsun. Ama karına çok fazla güveniyorsun, öyle değil mi? Ama sen de Vitali'nin gerçek yüzünü göremedin işte. Kendi hatanı örtbas etmek için başkalarını suçlamak her zaman en kolayıdır. Ama insanın kendi durumunu görmesi çok daha zordur. Vitali'nin ne yaptı ki? Ne deme çalışıyorsun sen? Hapse girmene neden olan imzaların sorumlusu aslında sevgili karın Mithali'ydi tabii ki Raç. Olanlardan hiç haberin olmadığını söylemiştim bize. İnsanların yüzüne bakarak yalan söyleyip söylemediklerini anlayamazsın. Eğer abi her konuda suçluysa senin de ondan aşağı kalır yanın yok. Sen de kendi karının gerçek yüzünü göremedin. Hatta sen ondan daha büyük bir hata yaptın. İnsanın içindeki iyilik zor zamanlarda ortaya çıkar Raç, biliyorsun. İyi insanlar zor zamanlarında bile değerlerinden ve prensiplerinden vazgeçmez. Ama sen insanlığını bir kenara bırakıp aileye zarar verdin. Bu aile senin yüzünden ne kadar büyük acılar çekti, farkında mısın acaba? Beni kandırdın mı? Sorumlu sen miydin? Sen beni kandırdın. Sen beni kandırdın. Hayır. Raj, beni affet lütfen. Lütfen beni affet. Seni kandırmadım. Buna para hırsım neden oldu. Raj, ama artık ben çok değiştim. Sen hapishaneye girmiş olabilirsin ama cezanı ben çektim. Sen hapse girdikten sonra ben çok şey yaşadım Raj. Artık değiştim. Gerçekten değiştim. Seni kandırmadım. Bırak ya, söyle ona. Büyük anne, söylesene. Raj, lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Bir hata yaptım. Çok büyük bir hata yaptım Raj. Ama artık senden başka hiçbir şey istemiyorum. Raj, senden başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece seni istiyorum Raj. Lütfen affet. Lütfen affet beni. Git artık. Lütfen beni affet Raj. Sana git diyorum. Lütfen affet beni. Polisi çağır. Bana idam cezası vermelerini sağla. Bir suçlamada bulun. Yaşamak istemiyorum. Bu dünyada böyle insanlarla beraber yaşamak istemiyorum.
Lütfen bunu benim için yap. Lütfen. Son isteğimi yerine getir. Bunu benim için yapacaksın, öyle değil mi? Yapacak mısın? Artık onlarla yaşayamam. Ölmek istiyorum. Onlarla birlikte yaşamak istemiyorum. Lütfen isteğimi yerine getir. Ölmek istiyorum. Bak abi. Ben senin abin değilim. Ben kimsenin oğlu da değilim. Ben kimsenin babası değilim. Hiç kimsenin hiçbir şeyi değil. Ben bir katilim. Hayır ben Raj. Ben bir katilim. Sen katil değilsin Raj. Ben bir katilim. Hayır Raj. Ben, hayır. Ben bir katilim. Hayır. Ben, Raj. Ben katilim. Beni dinle. Raj! Hey Raj, Raj. Bir baksana. Raj. Ha, beni dinler misin? Neden böyle davranıyor? Abi Raj'a ne söylemiş olabilir? Aman tanrım. Her şey yolunda mı? Bunu yapmamam gerekiyordu. Mitali hakkındaki gerçeği Raj'a söylememem gerekiyordu. Ben bu konuyu kesinlikle karıştırmamalıydım. Hata ettim. Neden böyle düşünüyorsun? Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Raj büyük bir öfkeyle bir hamle yaptı ve bedelini de ödeyecek. Bu yüzden cezalandırılmayı hak ediyor. Ayrıca Bülbül'ün ölümünden de o sorumlu. Cezalandırılmayı sonuna kadar hak ediyor o adam. Bu onun alabileceği en ağır cezalardan biri oldu. Onun yüzünden ben sevdiğim kadını kaybettim. Bugün tüm ailesi dağılmanın eşiğine geldi. Sence biraz olsun acı çekmeyi hak etmiyor mu bu adam? Ceza almasaydı ve yaptığı her şey yanına mı kalsaydı? Onun cezayı hak etmediğini kesinlikle söylemiyorum ben Purab. Ama onun da bir ailesi olduğu gerçeğinin farkında değil misin? İki tane çocukları var. Eğer ebeveynleri birbirlerinden ayrı düşerse o çocuklar çok acı çekebilirler. Annelerinin yaptığı hatanın cezasını o iki küçük çocuk çekmek zorunda kalacak şimdi. Ama Pragya... Pragya haklı. Bizim amacımız abinin düşmanlarını ifşa etmek. Onlara ceza vermek bizim işimiz değil. İki kişiyi ifşa etmek konusunda başarılı olduk. Şimdi geriye tek bir hedef kaldı. Tanu'nun ifşa edilmesi. Bu hikayeye son noktayı koymamızın zamanı geldi. Sen Tanu'yu ifşa etmeye çalışırken başka birine ulaştın. Raj'ı yakalamak kolay oldu. Tanu'yu yakalamak bu kadar kolay olmayacak. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımı bilmiyorum büyük anne. Raj neden oradaydı? Neden Tanu buluşma yerine gelmedi anlamıyorum. Tanu oraya gelmedi çünkü... Çünkü tehdidini ciddiye almadı. Ona her şeyi bildiğini söylediğinde bunun bir şaka olduğunu düşündü. Bebeğin babasının kim olduğunu bildiğine dair onu gerçekten ikna etmen gerekiyor. Ama nereye kadar? Onu yalanlarımla nereye kadar korkutabilirim ki? Şu ana kadarki tehditlerim işe yaramadığına göre bundan sonra da bir işe yaramayacak. Bunu nasıl halledeceğimi bilmiyorum. Artık sözlü tehditler yetmiyor. Tanu'ya bazı kanıtlar göndermeliyiz. Kanıt mı? Ne kanıtı? Hani geçen gün bana Tanu'nun o adamla birlikte olduğunu söylemiştin ya. Bu olaydan sonra Tanu'nun arabasını karıştırdım. Ve orada bir şey buldum. Bunun o adama ait olduğundan da eminim. Tanu'yla konuşurken bunu da yanına alırsan... ...o zaman bebeğin babasının kim olduğunu bildiğine onu ikna edebilirsin diye düşünüyorum. O bana sanki hep onun düşmanıymışım gibi davrandı. Bu işler sadece söylemek de olmaz. Buna inanmak da gerekir. İnsan ailesine aile gibi davranır. Artık her şeyi öğrendiğine göre sana bir şey daha söyleyeceğim. Bu dünyada en çok senden nefret ediyorum.
bu duruma düşmemin bir tek sorumlusu varsa o da sensin. Hepsi senin suçun. Bu aileyi sen paramparça ettin. Sen iyi misin abi? Otursana. Hadi. Benimle duygularını paylaşabilirsin abi. Neden bunlar benim başıma geliyor? Neden ailem bana düşman oldu? Ben onlara ne yanlış yaptım? Onlar benim kötü olduğumu düşünüyorlar. Ben gerçekten o kadar kötü müyüm? Hayır abi. Sen kötü değilsin. Seni anlamayan o insanlar kötü. Senin içindeki iyiliği göremeyen o insanlar kötü, anlamıyor musun? Ama işin aslı sen de görmüyorsun bunu. Ne kadar iyi biri olduğunu görmüyorsun. Sen bu ailenin başına gelebilecek en iyi şeysin. Ama neden Raj'ın sana söylediklerini düşünüyorsun? Gerçekten bunu hiç anlayamıyorum. Onun yerine bu aile için yaptığın bütün o şeyleri düşünsene. Diğerlerinin seni ne kadar çok sevdiğini neden göremiyorsun bir türlü, anlamıyorum. Artık polisi arayabilirsin. Yakalamak istediğin kişiyi sonunda buldun. O ceza aldığı zaman sen de amacına ulaşmış olacaksın. Polisi çağır ve onun ceza almasını sağla. Bence buna hiç gerek kalmadı. Bence Raj hak ettiği cezayı aldı bile. Yaptıklarının ortaya çıkması çok daha önemliydi. Kim ne derse desin, gerçekler gizli kalmaz. Raj, lütfen otur. Lütfen otur. Neden sessizsin? Raj, bir şeyler söyle. Lütfen benimle konuş Raj. Beni dinle. Çok büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Ama lütfen. Lütfen bunun için beni bağışla. İstiyorsan beni cezalandır. Ama Tanrı aşkına bir şeyler söyle. Suskunum beni deli ediyor Raj. Anladın mı beni? Lütfen bir şeyler söyle. Lütfen. Lütfen bir şeyler söyle. Lütfen bir şeyler söyle Raj. Bana bağır Raj. Öfkelen. İstersen bütün öfkeni benden çıkar. İstediğin cezayı ver. Lütfen istediğini yap ama. Bir şeyler söyle. Ne yapacağım ben şimdi? Su ister misin? Sana biraz su getireyim. Su getireyim. Al su iç. Raj biraz su iç. Raj... Lütfen bir şeyler söyle. Sessiz kalma Raj. Sessiz kalma. Bana baksana Raj. Benim Mitali. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Lütfen, lütfen bir şey söyle. Ben bir katilim. Ben bir katilim. Sen katil değilsin Raj. Sen katil değilsin. Dinle. Bu olanlar senin suçun değildi. Hepsi benim suçumdu. Sen harika bir adamsın. Asla hiç kimseye zarar vermezsin. Suçlu olan benim. Benim Raj. Benim hırsıma yenilip bunu yaptım. Bunun seninle hiçbir ilgisi yoktu. Ben bir hata yaptım Raj, lütfen affet. Lütfen beni affet Raj. Affet beni, lütfen hata yaptım. Kapıyı kilitlemiş Raj. Raj lütfen bir şey söyle. Lütfen kapıyı aç çocuğum. Mitali, beni duyuyor musunuz?
Burnuma kötü kokular geliyor. Sadece kapıyı açarlarsa ne olduğunu öğrenebilirim. Raj, lütfen kapıyı aç oğlum. Sorun nedir? Sorunun ne olduğunu söyle. Aman tanrım, ne yapacağım? Kapıyı nasıl açarım? Onlara ne söylerim? Ya Raj'a yaptıklarını öğrenirlerse, ondan sonra acaba bana nasıl davranırlar? Onları atlatmanın bir yolunu bulmalıyım. Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Peki iyi görünmüyorsun. İyi olsaydın herhalde ağlamazdın. Bazen insanın kafası dolu olduğunda yabancı birini anlatmak iyi gelir. Bu arada benim adım Sarla. Mabedi ziyaret etmek için Mumbai'den geldim. Eğer benimle paylaşmak istersen ben buradayım, tamam mı? Geçmişimin kapanmış yaraları yeniden açıldı ve de geçmişe gömdüğüm karanlıklar hayatıma yeniden girdi. Bütün gayretlerime rağmen ailem paramparça oldu. Her şeyimi yitirdim. Hayatımdaki en değerli şeyi kaybetmek üzereyim. Ve buna hiçbir şekilde engel olamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ailen senin için çok önemli olmalı ve senin için en değerli insan da kızım. Herhalde hayatındaki en değerli insanı nereden bildiğimi merak ediyorsundur, değil mi? Ben de kadınım. Başka bir kadının çocuklarını düşündüğünü hemen fark edebilirim ben. Bir kadının duyguları nasıldır bilirsin. Benim de iki kızım vardı. Öyle mi? Şimdi neredeler? Birini Tanrı yanına aldı. Bir diğerini de ben reddettim. Kız çocukları Tanrı'nın en büyük hediyeleridir. Doğduklarında insana büyük bir neşe verirler. Sakın kızından uzaklaşmaya karar verme. Kızından ayrılmanı hiç istemem. Hadi bana söz ver. Kızınla telefonda konuşacaksın ve bütün yanlış anlaşmaları ortadan kaldıracaksın. Hadi gel, ayağa kalk. Ama... Hadi kalk ayağa. Hadi. Bu telefondan ara ve onunla konuş. Bana gerçekten çok kızgın. Benimle konuşmayacaktır. O senin kızın. Şimdi onu ararsan telefonunu açacaktır. Kızgınlığı ne kadar sürecek ki? Senin duygularını anlayacaktır. Bundan çok eminim. Her neyse, eğer onu ararsan eminim bütün yanlış anlaşmaları ortadan kaldırabilirsin. En azından kızınla yeniden bir araya gelirsin. Çok teşekkür ederim. Seninle konuştuktan sonra öyle rahatladım ki bilemezsin. Dediklerin doğruymuş. Bazen hiç tanımadığın birinin sevdiklerinden daha fazla yardım olur. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Özür dilerim anne. Verdiğim tepkilerin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum ama biraz zamana ihtiyacım var. Sen babamı affetmiş olabilirsin. Benim onu affetmek için daha çok zamana ihtiyacım var. Raj, merak etme. Ben her şeyi halledeceğim, tamam mı? Nesi var onun? Neden böyle davranıyor?
Sesleniyorum, beni hiç duymuyor. Abi neden Raj'ı öyle sürükledi? Ne hakkında tartıştılar? Bir şey yok. Hiçbir şey olmadı. Raj sadece biraz yorgun. Bu yüzden sizde bir şey olduğunu zannettiniz. O hiç böyle yapmazdı. Gidip ona bir bakacağım. Çekil önünden. Hayır anneciğim. Sana söyleyeceğim ya, bir şey yok. Sadece biraz yorgun. O yüzden yatmaya gitti. Yani uyuyor. Lütfen onu rahatsız etmeyin, olur mu? Mitali, onu rahatsız etmeyeceğiz. Abinin onu sürüklemesinden sonra endişelendik. Sorunun ne olduğunu öğrenmeye geldik. Şimdi çekil önümden de gidip onunla konuşalım. Teyzeciğim, hiçbir şey olmadı. Siz neden... Yani ben o sırada onun yanındaydım. Abi, büyük anne ve diğerleri de onun yanındaydı. Abi Raj'a hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Tamam o zaman, durumuna bir bakayım. Çekil önümden, bırak gireyim. Dinliyor musun anne? Onun hiçbir şeyi yok, sadece uyuyor. Neden dinlemiyorsun? Burnuma kötü kokular geliyor. Bırak içeri girip ne olduğuna bir bakayım. Görülecek bir şey yok. Size onun uyuduğunu söylüyorum. Size yalvarıyorum. Lütfen buradan gidin. Durumu daha da kötüleştirmeyin. Ne? Durumu kötüleştiren sensin. Biz sadece oğlumuzu bir kez görmek istiyoruz. Mitali, bizden bir şey sakladığına eminim. Endişelenecek bir şey yok. Her şey yolunda. Abi ve Raj işler konusunda sadece ufak bir tartışma yaşadılar. Bir yanlış anlaşma oldu ama halledildi. Bence Raj'ı bir süre yalnız bırakmak gerek. Bu hepimiz açısından en doğru olan şey olacaktır. Bizi korkuttu. Pireyi deve yaptı. Bize bunu söyleyemez miydin? Bizi ne biçim korkuttun? Gidelim hadi. Bu kadar basit bir problem olamaz. Kesin bir şeyler dönüyor. Ama Pragya neden yalan söyledi? Neyin var oğlum? Neden hala uyanıksın? Uyuyamıyorum büyük anne. Gel buraya. Yanıma otur. Gel başına biraz masaj yapayım. Uykuya dalmana yardım eder. Gel buraya oğlum. Hadi gel. Gel yanıma yavrum. Büyük anne, sana bir şey sorabilir miyim? Neden ben insanları yargılamakta başarısızım? Bu konuda iyi olduğumu sanıyordum. Ben Raj'a güvendim ve ona yardım ettim ama o bana ihanet etti. Bunu yapmasına hiç gerek yoktu. Hayır oğlum. Hiçbir insanın diğer bir insanı %100 tanıması mümkün değildir. Bu bir başarısızlık değil. Tanrı herkese bir anlama kapasitesi vermiş. İnsanlar ne kadar isteseler de Tanrı'nın verdiği o sınırı aşamazlar yavrum, yapamazlar. Bu kadar çok endişelenme. Sen hiçbir hata yapmadın. Yapmadın oğlum. Neden büyük anne? Baksana, benim yüzümden ailem paramparça oldu. Önce Alya, şimdi de Raci abi. Yarın da başka düşmanlarım çıkacak. Herkes bana karşıyken bu aileye karşı ödevlerimi nasıl yerine getirebilirim ki büyük anne? Raj belki de haklıydı. Bütün bunlar benim suçum. Hayır abi, söylediğim gibi. Bunların hiçbiri senin hatan değil. Suçu kendinde arama. İnsanların ne zaman değiştiklerini anlayamayız. İnsanoğlu kendini bile anlayamıyor yavrum, inan bana. Kendileri hakkında her şeyin farkında olmazken başkalarını nasıl %100 anlasınlar ki? Başkalarını nasıl tanısınlar? Başkalarının ne yaptığını,
ne dediğini bu kadar düşünüp kendini cezalandırma yavrum. Ve bir şey daha var. Sen hiçbir zaman doğruluğun yolundan sapmadın. Hı? Bunu yapmaya devam etmelisin çocuğum. Doğruluğun yolundan şaşmamalısın. Başkalarını boş versen, başkalarının ne yaptığını, ne söylediğini boş ver. Çok geç olmadan önce gerçekler ortaya çıktığı için Tanrı'ya şükretmelisin oğlum. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. Benim en kısa sürede Tanrı'yla evlenmem gerek. Ona çok fazla haksızlık ettim büyük anne. Biliyorsun, Salih anneyle de bunu konuştum. O çok iyi bir kadın. Sırf benim mutlu olmam için bu isteğime razı oldu, biliyor musun? Şimdi senin de rızanı almak istiyorum. Büyük anne herkesi mutlu görmek istiyor. İçimden bir ses, çocuğum doğduğunda herkesin mutlu olacağını söylüyor. Bu yüzden ben de birkaç gün içinde Tanrı ile evleneceğim. Onunla resmi nikah kıyacağız. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Biz evlendikten sonra herkes bunu kabul etmek zorunda kalacak. Pragya da kabul edecek. Büyük anne, benimle birlikte gelirsin değil mi? Ha büyük anne. Aklıma ne geldi? Bana çocukken söylediğin iyiliği söyler misin büyük anne? Başımı dizine koyarak uykuya dalmak istiyorum. Senden tek ricam, bana o ninniyi söylemen. Senin için söylerim abi. Tabii ki söylerim. Tanrım seni hep korusun. Hayatım senin olsun. Tanrı bütün dertlerini alsın. Hepsini bana versin. Hepsini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.